Çorlu tren faciasında yaralanan 328 kişiden 3'ü açlığı tazminat davasını kazandı. Devlet Demiryolları 3 kişiye kazadan 3 yıl sonra 1 milyon 475 bin lira tazminat ödemesi yaptı. Devlet Demiryolları böylece kazadaki ihmalini kabul etmiş oldu. Çorlu'nun hesabı sorulacak. Kimse korunmayacak. Tüm sorumlular yargılanacak. 2018'de Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasında 7'si çocuk tam 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından yaralanan Zeynep Aydıncı, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, Sinem Topçu, Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtılar. Bu sırada avukatlar Ferda Sevim'le Bilay Sayın'sa TCDD ile iletişime geçti. Yapılan görüşmede kazada birimleri kusurlu bulunan TCDD ile uzlaşı sağlandı. Devlet Demiryolları ayrıca dava için avukatı aracılığıyla ihtar çeken Yeliz Karakaş'la da anlaşma sağladı. Psikolojik sadece ve hala da kullanıyorum ilaçlarımı. Panik atak geçiriyorum, krizlerini geçiriyorum. Mesela şu an uzun yolculuğa çıktığım zaman yani çok korkarak geliyorum, titreyerek geliyorum. Çok insan var, benim tanıdığım insanlar da var. Ve hala şikayetçi olmamışlar. Dava bitmeden yapılan uzlaşma sonucu Devlet Demiryolları, Sinep Topçu, Zeynep Aydıncı ve Yeliz Karakaş'a 1 milyon 471 bin lira tazminat ödemesi yaptı. Tazminat bedelini teslim alan Zeynep Aydıncı ile Sinem Topçu davadan çekildiler. Yeliz Karakaş ise davadan vazgeçti. Benim davam kapandı çok şükür. Yani umarım herkes mücadelesini etmeye devam eder. Bu yolda kimse pes etmesin diyorum ben. 8 Temmuz 2018'deki Çorlu tren kazasının ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 alt düzey memura dava açılmıştı. Sanıklar taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz olarak yargılanıyor.